Herkese selamlar dostlarım. Yeni videoma hoş geldiniz. Bugün size TR Binance'in yani Binance TR'nin kullanımını anlatacağım. Binance TR bizim mobil bankacılığımızdan Türk Lirası gönderebileceğimiz, kripto para alabileceğimiz Türkiye'ye ait bir kripto para borsası. Aynı BTC Türk gibi Paribu gibi düşünebilirsiniz. Bugün Binance TR'ye nasıl kayıt olabiliriz? Nasıl kimlik doğrulaması sağlarız? 2FA doğrulamasını nasıl açarız? Bunlara bakacağız. Kolay bir şekilde al bakacağız. Profesyonel al bakacağız ve para yatırma para çekme işlemlerine bakacağız. Yani mobil bankacılığından parayı TR Binance'a aktaracağım ve bununla da kripto para alacağım. İddia ediyorum ki Binance TR ile ilgili karşılaşabileceğiniz en sade video. Kolay bir şekilde kullanımını öğreneceksiniz ve sandığınız kadar zor olmadığını da anlayacaksınız. Vakit kaybetmeden videomuza geçelim. Arkadaşlar ben Monte Kripto Kontu YouTube'da sizler için kripto para fırsatları ile ilgili içerikler oluşturuyorum. Bu fırsatları kaçırmamak için kanalıma abone olabilirsiniz. Bugünkü konumuz Binance TR. 3 yaşında olurdu 4. yaşına doğru ilerliyor. Türkiye'deki en düşük komisyon oranının olduğu borsalardan biri. Kullanımda çok kolay arkadaşlar, zor değil. Bugün web versiyonuna bakacağız. Mobil versiyonunda merak ediyorsanız sağ üst köşeye bir kart gönderdim oradan izleyebilirsiniz. Şimdi ilk olarak arkadaşlar Binance TR'ye üyeliği anlatacağım size. İzlediğiniz videonun açıklama kısmında avantaj sağlayan bir link var. Bu linke tıkladığınız zaman karşınıza böyle bir ekran çıkıyor. Bu benim referans linkim. Buraya e-posta adresinizi, buraya telefon numaranızı, buraya da arkadaşlar kişisel bilgilerinizi yazıyorsunuz. Arkadaşlar bu referansın size nasıl avantajlar var? Kısaca buna değineceğim. İlk olarak %20 komisyon indirimi sağlıyor. Bunun dışında bizim dışarıya kapalı bir Telegram grubumuz var. Mesela burada TI'yi 2 dolardan aldığımı paylaştım. Solanay'ı 60 dolarlardan aldık. Ve buraya whitelist dağıtıyorum. Güzel fırsatları paylaştığımız bir grubumuz var. Bu gruba girmeye hak kazanıyorsunuz. Eğer bizim ref linkimizden iyi olup trade yaptıysanız bununla ilgili form dolduracaksınız. O da video açıklamasında. Ayrıca arkadaşlar reflerden gelen parayla da çeşitli yardımlarda bulunuyoruz. Şimdi şu çok soruluyor. Hocam benim Global Binance'te de bir hesabım var. Burada yeni bir hesap mı oluşturayım? Evet arkadaşlar burada yeni bir hesap oluşturun. Ben öyle yapıyorum. Farklı bir mail adresi kullanıyorum özellikle. Bunun sebebi ise güvenliğimi arttırmaya çalışmak. Ola ki Binance'te kullandığım mail adresim ele geçirilirse buradaki arkadaşlar mail adresim sağlam kalmış oluyor ve hesapları birbirine bağlamadan kullanıyorum. Bunları onayladık ve kaydola bastık arkadaşlar. Şimdi hesabımız açılıyor. Şimdi arkadaşlar ilk olarak yapmamız gereken şey kimlik doğrulama. Kimlik doğrulama olmadan hiçbir borsayı kullanamıyoruz. Bunun için bakın şurada profil harfinizin yazdığı şeye geleceksiniz ve kimlik doğrulama ve limitlere tıklıyorsunuz. Şimdi arkadaşlar aşağıdan doğrulaya basıyorum. Seviye 1 ve seviye 2 doğrulamasını tamamlamamız gerekiyor. Arkadaşlar buraya sizin kişisel bilgilerinizi giriyorsunuz. Zaten az önce girdiğiniz için ekranınızda direkt olabiliyor. Eğer birinci seviye doğrulama başarılıysa zaten direkt ikinci seviye doğrulamaya geçebilirsiniz. Doğrulama'yı başlat dedim. Şimdi arkadaşlar seviye 2 doğrulamam lazım. Burada artık kimlik fotoğrafınızı yüklememiz gerekiyor veya ehliyet size kalmış. Seviye 2 kısmına doğrulaya bastım. Şimdi kimlik doğrulaması başlat. Karşımıza böyle bir şey çıkıyor. Amaç burada bizi korumak başkalarına karşı. Şimdi arkadaşlar ülke olarak Türkiye seçili zaten. İster kimlik kartı, ister sürücü, ister pasaport size kalmış. Ben sürücü belgesiyle doğrulayacağım. Şimdi arkadaşlar burada isterseniz cep telefonunuza yönlendirebilirsiniz. Ben sürücü Belgemin ön ve arka yüzünü fotoğrafını çekip bilgisayarıma yükledim. Bu sayede kolayca dosya yükleyin kısmından yükleyeceğim. İsterseniz laptopunuzun kamerasından da yükleyebilirsiniz. Şimdi burada dosya seçeceğim arkadaşlar. Kimliğimin ön yüzünü yükledim. Detaylı bir şekilde görülüyor. Herhangi bir fotoğrafta bozukluk yok. Ardından onaylay'a basıyorum. Şimdi aynı şekilde arka yüzünü de yükledim. Tamamladıktan sonra onayla kısmına basıyorum. Şimdi bunu bazen istiyor, bazen istemiyor. Eğer istiyorsa bunu da yapmanız lazım. Bir tane A4 kağıda Binance TR ve mesela bugün örnek veriyorum videoyu çektiğim gün 23.02.2024 Buraya 23.02.2024 yazıyorsunuz ve bu kağıdı yüzünüzün yan tarafına tutuyorsunuz bir selfie çekiyorsunuz Sonra da bunu yüklüyorsunuz arkadaşlar Bunu yapmaların sebebi bizim kimliğimizi bir çaldıysa kolay bir şekilde kimlik doğrulaması yapmasınlar diye Biraz komik duruyor ama yapacak bir şey yok arkadaşlar bunu da tamamlıyoruz ve şu an kimlik bilgilerini gönderdik. Çok hızlı bir şekilde arkadaşlar. Genelde birkaç saat içinde doğrulanıyor. Eğer doğrulanmadıysa 2 güne kadar bekleyin. Daha fazla sürüyorsa da Binance TR müşteri hizmetlerine yazabilirsiniz. Bu arada şu an izlediğiniz video ödüllü bir video. Videoyu beğenen, kanala abone olan ve sabit yorumdaki tweet'i paylaşan bir arkadaş bizden 600 TL kazanıyor. Şimdi TR Binance'e üye olduk. Ardından kimlik doğrulamamızı tamamladık. Şimdi para yatırıp alsat yapabiliyor muyuz? Hayır. Çünkü TR Binance borsası diyor ki iki faktörlü doğrulamalardan birini mutlaka aç. Bunun için tekrar profil resmime geldim. Bakın burada güvenliğe tıklıyorum. Burada 2FA yani iki faktörlü doğrulama. Ya Google Authenticator'ü kuracaksınız ya da SMS doğrulamayı kurmanız gerekiyor ki iki ayrı doğrulamayı kullanalım. Ben size Google Authenticator'ü öneriyorum. Ama bu zor geliyor diyorsanız da arkadaşlar çünkü yeni başlayanlar bunu anlamaz. Biraz kompleks bir şey. SMS doğrulamada epey ciddi anlamda güvenlik sağlıyor. Google Authenticator ile ilgili YouTube'a yazarsınız, videom var. Biraz uzun süreyi olabilir. Ben şimdi size pratik bir şekilde SMS doğrulamayı göstereceğim. SMS doğrulamada kötü değildir tabii ki. İki faktörlü bir doğrulamayı sağlar ve bu sayede Binance TR'yi kullanabiliriz. Çok basit. Etkinleştir diyorum. Zaten telefon kodum vardı. Şimdi SMS doğrulama kodunu ala bastım. Telefonuma bir mesaj geldi. 17 96 76 bunu girdim. Şimdi e-postama bir kod isteyeceğim. Bunun için kodu ala basmanız gerekiyor. Bazen şey diyor insanlar hocam kod gelmedi diyorlar. Bu tuşa basmanız gerekiyor. 428 168 kodumu da girdim. Ardından onaylaya basıyorum. Bakın şu an iki faktörlü SMS doğrulamam açıldı. Ve hesap güvenliğim şu an 2 bölü 4. Bu sayede artık rahat rahat para yatırabilirim, para çekebilirim. Bir sıkıntım kalmadı. Şimdi geri dönüp baktığımız zaman hesaba yolduk. Kimlik doğrulamasını tamamladık. İki faktörlü güvenlik doğrulamasını arttırdık. Şimdi benim TR Binance borsasını kullanabilmem için ne yapmam gerekiyor? Tabii ki para yatırmam gerekiyor. Para olmadan olmuyor arkadaşlar. Cüzdan kısmına geliyorsunuz. Ardından yatırmaya tıkladık. Şimdi burada kriptoda yatırma var ama ilk defa yatıracak kişiler TR'ye yatırması gerekiyor. Eğer vakıf bankınız varsa mesela örnek veriyorum. Tıklayacaksınız. Bu IBAN'a gönderdiğiniz zaman direkt havale olur. Bu bankalardan herhangi biri varsa hangi bankaysa Akbank'sa Akbank'ı seçmelisiniz. Şeker Bank'sa Şeker Bankı seçmelisiniz. Ama mesela ben arkadaşlar QNB Finans Bank'ı kullanıyorum. Bu bankalardan hiçbiri değil. O zaman diğer bankalar seçeneğine tıklayacağım. Şimdi burada artık mobil ekranımda yansıtacağım size. Şimdi arkadaşlar hesabıma tıkladım. Para gönder kısmına tıklıyorum. Ardından aşağıda yeni transfer dedim. Bakın size mobilden transferi bile göstermiş olacağım. Yukarıda IBAN'a transfere tıklıyorum. Şimdi burada alıcı hesabın IBAN adresini ve hesap ismini istiyor. IBAN ismi için bunu kopyalayıp yapıştırdım. Bakın tıkladığınız zaman direkt panoya kopyalıyor. IBAN kısmına bunu yapıştırdım. Ardından hesap adı kısmına da bunu kopyalayıp yapıştırdım. Devama tıklıyorum. Ne kadarlık yollamak istiyorsunuz? 500 TL yollayalım. 500 TL ile işlem yapmayı gösterelim. Ardından arkadaşlar aşağıda devama tıklayarak parayı hızlı bir şekilde kendi mobil bankacılığımdan, kendi bankamdan TR Binance'a gönderdim. Buraya kadar güzel. Artık hesabında da para da var arkadaşlar. 500 TL var hesabımda. Şimdi arkadaşlar artık al sat kısmına bakacağız. Bu arada arkadaşlar sizler için sade bir şekilde anlatmaya çalışıyoruz. Aklınıza takılanları yorum olarak yazın bizlere. Bu sayede bu videoları daha iyi, daha verimli çekebiliyoruz. Yani bazen genelde birçok kişinin aklına aynı şey takılıyor. Bir sonraki videoda da onu anlatmış oluyoruz. Lütfen sorularınızı çekinmeden yazın. Şimdi ilk başta Yeni başlayanlar için kolay alsatı göstereceğim videonun biraz daha ilerleyen kısımlarında da profesyonel alsat var Kolay alsat şu şekilde arkadaşlar bakın kolay alsata tıkladım Mesela diyelim ki 200 liralık bitcoin alacağım bakın burada paritemi seçiyorum Ethereum alayım 200 TL'lik Kabul ettim Ethereum al dediğim an direkt 200 TL'lik ethereum almam başarılı Ve cüzdan bakiyelere tıkladığımız zaman Ethereum'um benim hızlı bir şekilde buraya geçiyor arkadaşlar Tabi burada satış da yapabilirsiniz mesela Ethereum'ların tamamını satacağım. Ethereum miktarına girmem gerekiyor. Şuradaki max kısmına tıkladım. Ethereum'u sat dedim ve pratik bir şekilde al sat yaptım. Fakat kendinizi biraz daha geliştirebilirsiniz. Korkmayın hiç zor değil. Şuradaki al sat'a tıklıyorum. Bir tık daha profesyonel. Burada artık hangi parite istiyorsanız seçmeniz lazım. Şimdi bizim TRY'miz olduğu için de bakın burası Türk lirası ile alacağımız coin'leri gösteriyor. Tether alırsak eğer ki onu da göstereceğim. Burada da Tether'la alabileceğimiz coin'leri görüyorsunuz. Şimdi TRY'ye geldim. Mesela ne alayım şu an çok piksel konuşuluyor. Bir miktar piksel alalım arkadaşlar. Piksele tıkladım. Ve diyelim ki 200 TL'lik piksel alacağım. Şimdi burada karşımıza limit, piyasa ve stop limit çıkıyor. Piyasa şu demek. Ben mesela 200 TL'lik piksel alacağım. Bu şu anlama geliyor. Satanların en ucuzu yani şu en alttaki fiyattan bana direkt piksel alıyor. Mesela aldım direkt. Aldım fiyat alım satım geçmişine bakalım. Bakın 16,25 en alttaki fiyattan aldı. Ne kadarlık aldı? 200 TL'lik aldı. Şimdi limiti göstereceğim arkadaşlar. Mesela ben 16 liradan almak istemiyorum ama piksel 13 liraya düşerse ben o sırada 200 TL'lik alacağım mesela. Yani bir fiyat beklentim var düşmesini bekliyorum. Al dedim. Bakın bu sefer emrim gerçekleşmedi. Bakın yeni bir işlem kaydım yok. Ama açık emirlere bir tane emir girdi. Emirin tarihi burada. Tipi limit. Yani bir beklentiye giriyorum. Eğer 13 TL olursa emrim gerçekleşecek. 15.3 tane piksel alacakmışım. Toplamda da 198 liralık bir emirmiş bu. Limit emir bu şekilde. Veya bunun tam zıttına da girebilirsiniz. Mesela benim elimde şu an burada 30 tane piksel var. Ve diyorum ki pikseli şu an satsam 16,24 ama ben diyorum ki ya ben 30 TL olunca satacağım pikseli. Hemen geliyorum. Şurada 10 tane piksel satayım. Fiyat 30 TL gelince pikseli sat dedim. Bakın bu da açık emirlerime oturdu. Bir de arkadaşlar stop limit mantığını anlatmak istiyorum. Bu da artık bir tık daha profesyonel. Mesela şu anlama geliyor. Şu an 16 lira piksel. Ben 14 liradan satacağım. Eğer limitten koyarsam direkt satar. Bir koşul koymam gerekiyor. Stop limiti bir koşul olarak değerlendirebilirsiniz. Eğer 14,5 liranın altına düşerse 14 liradan piksellerimi sat. Ne kadarlık? İşte 10 tane pikselimi sat mesela. Şu an kullanılabilir 20 tane pikselim kalmış. 10 tanesini sat diyeceğim. Şu an tekrar ediyorum bunu. 14 liradan sat demiyorum. Eğer 14,5 liranın altına düşerse 14 liradan satabilirsin. Piksel sat dedim. Bakın açık emirlerimde zarar durdur olarak bu da girdi. Bu bir tık daha profesyonel arkadaşlar. Şimdi buraya kadar piyasadan limitten ve stop limitten al satları gördük. Yine önem verdiğim bir konu. Mesela benim favori coinlerim var. Ne diyelim Mina bunlardan biri. Şimdi ben burada tek tek aramak istemiyorum. Bunu hemen şu favoriler kısmına eklemek istiyorum. Bakın favoriler kısmında artık Mina var. Tekrar şuradan TR'ye tıklıyorum. Mesela buraya Bitcoin de ekleyelim. BTC yazdım. Bu favori demiş zaten. Pixel de eklemek istiyorum. Pixel alıp satacağım. Bir de Doge ekleyeceğim arkadaşlar. Bakın burası artık benim favori listem. Yani ekranımdan favorilerimi hızlı bir şekilde alıp satabilirim. Dikkat edin. Bakın bunlar TR'ye paritesi. Bir de Tether paritesi var. Şimdi bunun için tether'ınızın olması lazım. O zaman ben tekrar TR'ye tıkladım. Mesela biraz tether alalım. Ya hocam nedir bu tether? Herkes konuşuyor. Tether şudur arkadaşlar. Dijital dolar olarak düşünebilirsiniz. Blockchain'de kaydı bulunan dolara biz tether diyoruz. USDT. Bunun başka versiyonları da var ama en çok kullanılan şu an USDT. Fiyatı yaklaşık olarak dolarla aynıdır hemen hemen. Bunu kripto dolar olarak düşünebilirsiniz. Mesela gelin 10 tane tether alayım arkadaşlar. Piyasadan hızlı bir şekilde 314 liralık alacağım. Yani yaklaşık 10 tether aldım. Ve emrim hızlı bir şekilde gerçekleşti. Şimdi gidip mesela bu sefer de bitcoin'i tether karşılığında alabilirim. Şu an benim TR'm varsa bitcoin TR'yi alırım. Benim tether'ım varsa BTC USDT paritesiyle alırım. Ve şunu soruyorlar. Hocam ben bitcoin'i TR ile mi alayım yoksa tether ile alayım? Hiç fark etmez ki. Eninde sonunda sen mesela kuyumcuya gidiyorsun bir tane yarım altın alacaksın. Adama ister 6 kilo pirinç ver kabul ediyorsa, ister Türk lirası ver, ister bir miktar et ver. Sen sonunda yarım altın alıyorsun. Burada da o var. Elinde ne varsa. TR'yi varsa TR ile al. Tether varsa Tether al. O kadar kasmanıza gerek yok. Türk lirası yatırdıysanız bankadan gidin Türk lirası ile alın. Bu kadar basit. İlla Tether'a da geçmenize gerek yok. Şimdi buraya kadar artık her şeyin anlaşıldığını tahmin ediyorum. Bir de şuna bakalım. Benim işlemlerim bitti ve banka hesabı ve kar ettim. Banka hesabıma para çekmek istiyorum. O zaman ne yapacağım? Bunun için de arkadaşlar tekrar cüzdana geldim. Bakın yatırma ve çekme kısmı var ya bu sefer çekme kısmına tıklıyorum. Buradan arkadaşlar TR'ye geldim ve burada IBAN adresinizi giriyorsunuz. Geldim. IBAN adresimi yapıştırdım. Ne kadarlık çekeceksiniz? 300 TL çekecekseniz arkadaşlar 300 TL yazıyorsunuz. Bakın hiçbir işlem ücreti almıyor Binance TR bizden dedim ya. Trade'lerde komisyonlarımız çok düşük. Bunun dışında bankaya para çekerken yatırırken hiçbir şekilde komisyon almıyor. Bu yüzden de şu an Türkiye'nin en çok kullanılan kripto para borsası. Hatta ve hatta arkadaşlar dünyada şu an en çok kullanılan 15. kripto para borsası. Binance US'den bile daha çok kullanılıyor. Bu da aslında gurur verici bir tablo. Onayla'ya bastığınız zaman çok hızlı bir şekilde paranız transfer ediliyor. Özellikle 50.000 TL altı için çok hızlı bir şekilde transfer ediliyor arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar Global Binance'ten TR Binance'a nasıl para aktarırız? Bununla ilgili bir videomuz var. Bunu da sağ üstte kart olarak gönderiyorum yine. Oradan izleyip öğrenebilirsiniz. Ücretsiz bir şekilde para aktarabiliyoruz. İlla TR Binance ile Global Binance hesaplarımızı birbirimize bağlamasına gerek yok ki ben bağlamadım güvenlik için. Bunu daha önce de söylemiştim. Dostlarım izlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım anlaşılır olmuştur. Elimden geldiğince sade bir şekilde size Binance TR'yi anlatmak istedim. Videoyu beğenerek sizler de bizi motive edebilirsiniz. Özellikle Twitter'dan beni takip edebilirsiniz. Çok güzel airdrop fırsatları var. Hiç bitmiyor. Ve gerçekten şu ana kadar güzel para kazandık. Ama asıl parayı bundan sonra kazanacağız. Bu sezon çok güzel geçecek. O yüzden biraz çabalamanız gerekiyor. Video açıklamasında bizim Monte Crypto Kontu duyuru kanalımız var. Buraya da katılmayı unutmayın arkadaşlar. Burada da çok güzel fırsatlar sürekli geliyor sizlere. Aklınıza takılan bir şey olsa lütfen yorum olarak yazın. Bütün yorumlarınızı okuyoruz ve cevaplıyoruz. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.